Merhaba dostlar, ben Salim Karaman. Çiftlik Okul Tarım Vlog serimizin yeni videosunda yine sizlerle birlikte Karaman Çiftliği'ndeyiz. Bugün arkadaşlar gördüğünüz hünnap ağaçlarımızda ufak bir budama işlemi gerçekleştireceğiz. Bu hünnaplar yaklaşık 8 yaşında falandır. Bunlar belli bir seviyeye geldi, gövdeleri kalınlaştı. Kalınlaşana kadar biraz zahmet çeken bir ağaç, sağa sola yatma meyilinde olan bir ağaç. Kalınlaştıktan sonra da verimi oturunca gayet güzel, çok fazla bir aşırı budama istemeden verim veren bir ağacımız. Şu an Nisan ayının içerisindeyiz. Henüz bir uyanma belirtisi yok. Ancak Mayıs'ta falan uyanmaya başlar. Hünnap bahçemizde en geç uyanan meyve ağacımız. Bu bakımdan da geç donlardan etkilenme gibi bir riski bulunmamakta. Sizlerle şimdi nasıl bir budama yapacağız? Çok fazla budama yapacağız mı, yapmayacağız mı? Hemen uygulamalı olarak başlayalım. Evet dostlar, şimdi biz bunlarla daha öncelikle şuradan şöyle başlayalım. Hasat sonrası alçakta olan dalları çıkarttık. Yani hünnap çok dikenli bir ağaç olduğu için alçakta dal olursa hem altında çalışmanız zorlaşıyor, hem alçaktan nem yaptığı için meyvede sorunlar olabilmekte. O yüzden alçakta dal bırakmıyoruz. Çok yüksekte de dal bırakmıyoruz. Toplarken dediğim gibi dikenli olduğu için bu da ayrı bir sıkıntı yaratabilmekte. Şimdi fazla budama yapmayacağız zaten. Şöyle göstereyim. Kargacık kurgacık birbirine geçen dallar var. Verimden dolayı birbirine atlama yapanlar. Onları düzelteceğiz. Yatanları, birbirine geçenleri. Bunlar sık dikim. 1 metre aralığı var. 2 metre olsaymış daha ideal olurmuş. Ama öyle dikmişim. 14 ağaç var. Şurada traktörün vurduğu ufak, bir de o başta daha önceden gölgede kalanlar vardı, iki tane. Onlar biraz ufak, geri kalanı gayet güzel verimli olan ağaçlar. Şöyle kameramızı iyice dikleştirip şöyle başlayalım budamamıza. Öncelikle şurada yandaki ağaca geçen var. Onu kesiyorum. Kestiğimi alırken yine makastan yardım alıyorum. Çünkü dikenli bir ağaç. Evet. Şurada yine şu dalı aldık. Şurada görüyorum. Şuradan gelen bir dal var. Çok dikenli, birbirini de salmıyor gördüğünüz gibi. Şöyle dikenlerini yakından göstermek istiyorum. Şöyle parmağımdan hesap ettim ve sert bir dikeni var. Şu diken oldukça can yakıcı bir diken yani. Eremediğim dalları komple keseceğim. Çünkü bunu makasla eremediğim dal hasatta da zorlanacağım daldır. Merdiven de koysam. Şu yukarıda yine evet, bunu da aldık. Burada kırık bir dal var. İçe doğru giden bir dalımız var. Evet. Yine içe yönelen başka bir dal görüyorum şurada. Alması gayet zor. Bunu. Şuradan yukarı giden görüyorsunuz bir dal var. Fazla yükselmiş. O meyve tuttuğunda bakıyorsunuz aşağıya inmiş oluyor. Onlara çok fazla müdahale etmeyeceğim. Tekrar. Şurada bir dal var. Dipten aldık. Şu dal çok ortaya gidiyor. Şunu dipten aldım. Bu
yer. Ağacın tepesi vurulacak fidanın. Tepeyi vurduk. Şurada bir kopuk dal var. Şu dalı dipten alıyorum. Araya girip diğerlerine engel olmuş. Bunlar da üç kesim yapılabilir. Verim de aşağıya daha fazla yatmaması için kalınlaşmasını sağlar. Şu dal. Şu dal yeterince eğilmiş. Ucunu kırpıyorum. Şu da aynı şekilde. Ucunu kırpıyorum. Şu da aynı şekilde. Ucunu kırptım. Yandaki ağacı gitmesin. Şuradan keselim. Tekrar şuradan gelmiş bakın. Bu ağaca sürtüyor. Bu da alacak. Dediğim gibi çok budamaya ihtiyaç duyan bir ağaç değil. Yapı olarak birbirine yapışan giren dallar oluyor. Çalımsı yapısından dolayı. Onları alıp bırakıyorum. Fazla bir müdahale yapınca kuvvetli sürgün veriyor. Bu sefer o dallardan meyve alamıyorsunuz. O yüzden biraz da bu haliyle nar bitkisine benziyor. Şunun güneşini açmak için şunu az daha kısaltayım. Bu şekilde dostlar. Evet, daha güzel ortam. Karışıklık yapan dal yok. Üstlerde işte bir kırık yol var orada, onu alacağım. Onun dışında tek tük alınması gerekenler varsa onları da merdivenle kontrol ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere dostlar. İyi seyirler, hoşça kalın.